Selamünaleyküm benim kıymetli izleyicilerim. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Herkese hayırlı akşamlar dilerim. Nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir. Her hatır sorduğunuza göre arkadaşlar şu an neler yaptığımı sizlere bahsedeyim. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Sonra bulaşımı yıkadım. Mendilim daha burada atıl duruyor. Bunu da dışarı getireceğim arkadaşlar. Yıkadım, sıktım da serip geleceğim. Kurutunca iyi oluyor arkadaşlar. Burada ıslak kaldı mı bu mikrofiber bezleri tuhaf kokuyor. Deterjanla yıkıyorum. Dışarıya seriyorum, tertemiz oluyor. Genelde öyle yapıyorum. O da serilecek, kenarda dursun. Yemeğimizi yedikten sonra bulaşıklarımı yıkadım arkadaşlar. Çay içecektik. Hasan'a dedim ki çayımızı da alalım. Bir de yana kek çırpayım. Gidelim bir yerlerde beraber hem çayımızı içelim hem de kekimizi yiyelim. Şu anda kekimizin şekeriyle 3 tane yumurtası var arkadaşlar. Leyla'nın yumurta gönderdi. Yüksel'e gönderdi yumurta varsa versin diye. Sağ olsun o da vermiş şöyle. Görüyorsunuz mavileyen içinde altın sarısı yumurtalar. Şurada arkadaşlar kayısı çekirdeklerim var. Şunları görüyorsunuz. Bunlar elma salanın kayısıları. Şöyle annem bize de getirmiş geçen topladığında. Şunları ayırdım arkadaşlar. Bahçeme atacağım. Şimdiye çıkmazsa da seneye azıcık filizlenirse alacağım. Farklı yerlere stil yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 tane şey koydum. Küçük böyle küçük küçük. Böyle dışı aynı nasıl desem. Dışı çağlar gibi yemyeşil ama içi o kadar lezzetli ki bir de dış böyle çıt diye ısıtırırken çıtır diyor çok hoşuma gitti. Onu da şey yapacağım arkadaşlar inşallah. Onu da çekirdeğini atacağım şu taraftaki bahçeme tutarsa. Kısmet işi. Şimdi süt getirelim kekimize. Sütümüz de bitmek üzere Ömer'in sütü. Yoğurtla da yapsam olur aslında ama sütle yapacağım. Şöyle alayım. Kepçemle bir iki tane koyayım. Zaten 2-2,5 kepçem, bir su şeyi bardağı alıyor. Küçük kepçemiz. Şöyle alalım. Tamamdır. Kapağını nereye koydum ki? Allah'ım, koydum kapağı da unutuyorum ya Rabbim. O tarafta kalmış, o bu tarafta. Ekleyeceğim arkadaşlar. Sıvı yağ çok oldu mu? Hani bir su bardağını dolduruyor ve o zaman çöküyor. Bana öyle geliyor ya da içi pış pış yağ oluyor. O yüzden kendi gözümün kararına göre dökeceğim. Öyledirken beni daha fazla döküyormuşsun bir de. Tamamdır. Yağımız da tamam. Biraz da bunu şöyle çevirelim. Şu şey görüyorsunuz arkadaşlar. Yağlı kağıdım var içinde. Bir kere kullanmıştım. Atmaya kıyamadım. Şimdi tekrardan onu kullanacağım. Kekimi onun içine dökeceğim. Kek harcımızı. Şuradan bir de kabartma tozuyla vanilya alalım. Hangisi neydi bunlardı? Şekerli vanilin. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Dün sizlere video yayınlamadım. Görüşemedik dün. Artık bugüne nasipmiş. Un alacağım bir de. Niye böyle tas tas iş koydum ki? Normalde getirdim yanıma böyle devam ederim işlerim ama. Şöyle. Bir krep un getirdim. Bakalım belki yeterli olur diye düşünüyorum. O yüzden fazla getirmedim. Normalde bardak olsa şöyle çevirmiyor. Bunu hiç sallamadan eleğimi. Bardak çıkaracağım. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Eleği de iyi tutarsak tabii. Bak. Görüyor musunuz? Hani şöyle şöyle sallayınca bir etraf batıyor ya. Aslında bunu bardakla böyle direkt çevirip de yapıyordum ama. Hiç etrafa dökülmedi leğenimde dışarıya. Bir çıkalım arkadaşlar. Bakalım unumuz yeterli gelirse devam. Şunları da ekleyelim ikisini de. Vanilyamızla. Kabartma tozumuzu da ekleyelim. Hasan bugün diyor ki anne kek yap da yiyelim diyor. Gözüm aklım yapayım. Uzun zamandır da yapmıyorum da.
tatlı yapmıştım bunu 2 gün önce. Bundan bir hafta önce, ne 2 gün önce, çocuklara yaptım ya tatlı. Sonra sütlaç yaptım yine tatlı niyetine. İkisi bizi tuttu, bastırdı. Sütlacımızı da yeni bitirdik sayılır. Şöyle bir güzel çırpalım. Azıcık o kadar, azıcık o kadar. Normalde unum benim 1-1,5 çuval daha vardı arkadaşlar. Onları kayınvalidemin oraya götürdüm. Çünkü burada benim kullanamıyorum. Çörek börek de yapmadım ben. Annem kullanırsa, kendisi kullanır, sonra tekrardan şey olur zaten. Ben alacağım zaman onları alırlar, aynıya gelir. Bunu hiç dayanmıyor şunu çevirmeye vallahi. Çevir çevir çevir. Bence kıvamı güzel. Sizce? Kuzuklu kadınlar geçiyor. Çok güzel bir kıvam oldu arkadaşlar. Bunun fazlası iyi olmuyor. Şöyle. Pandispanya gibi oldu. Hani. Sizler neler yapıyorsunuz benim güzel izleyicilerim? Çok yumuşak oldu ki. Bence ideal ya. Kendi başına yavaş yavaş piştiği sürece şunu da bir kaldırayım bak burada. O unun içine koyduğum şey arkadaşlar, malzememiz. Şöyle. Ya Allah ya Bismillah. Bir sürü olmuş maşallah. Şu tadını bir kaç çıkalım. Bunu da içine sıyıralım. Var arkadaşlar. Ondan sonra kek tepsilerim var, şeylerim, kalıplarım. Ama kek kalıbına koyunca tabana içi pişsin diyene kadar kek vuruyor. Borcam da zaten ya büyük gelir ya küçük gelir, öyle olmuyor. En iyisi dedim. Klasik. Eskiden hep bunlara yapardık. Borcamlarım vardı sanki. Şöyle yaydıralım. Eşit olsun. Eşit pişsin. Sağ elimle normalde ben hiç kullanmam şu anda. Bu elim size solak görünüyor. Çünkü ön kamerayla çekiyorum. Bu da size sağ görünüyor. Ama tam tersi arkadaşlar. Ön kamerayla çektiğim zaman tam zıttı olur. Şöyle. Tamam. Ben solam ya. Sağ elimle hiç görürken beni çok zorlar. Tamamdır. Hadi bu fırına. Bakalım ne kadar sürede pişer artık. İnşallah güzelce pişer. Şöyle 180'e de ayarlayalım. 15 dakika bir yapalım bakalım. O zaman videomuzun devamında görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şöyle bunun güzelliğini görüyorsunuz. Onları babaannemle götürdüm. Arkadaşlar annem gelin kekini de verdim. Bir tabak götürdüm. Ömer orada yedi diye sonra babama tekrardan verdik. Ondan sonra geriye kalan da buraya getirdik. Şöyle suyun başına da oturduk. Yerimiz iyi arkadaşlar. Mekan online. Atma yumuşak. Dalı niye atıyorsun oğlum? Suyu kirletme baba. Otur. Babaya yapmışlar. Pasaklarını buraya atıyorlar arkadaşlar. Biz geçen gittik girip pasağımızı eve götürdük valla. Olması otur gereken oğlum, de o. Otur oğlum. Yanımda annem otur. Oturun tatlım. Sen şöyle gel. Çok dalga var. O dalga olmayacak. Balık atacaksın. Atacaksın. Hem oturacaksın. Burası çok iyiymiş aslında. Öbür oturduğumuz yer çok şeydi şu. Ablaların oturduğu yer. Burası daha iyi geldi. Niye ki? Arkadaşlar şöyle mini termosumuzun içine çayımızı çektim. Görüyorsunuz. Herhalde bu 8-9 bardak almıştır. Çünkü su bardağını da 4-5 bardak alıyor.
Düşen annem. Düşen adam Ömer otur. Arkadaşlar çekim pek kabarmadı. Şu kabaran yerde annem gele koydum da benim fırınım şeysiz. Eşit değil. Şöyle eğri var. İçinde. Şu motorların sesi de acayip bir şey arkadaşlar da çok tehlikeli ya. Vallahi ölüm makinesi diyorlar ya. Sesine imreniyorlar. Hani ben de imreniyorum ama çok tehlikeli. Rahmetli amcam da ondan vefat ettiği için babamgilin küçükleri. Ondan dolayı şey yapmıyorum ben, ehliyetimi falan hep almıştım ben, bu motorlar sürüyor ama A2 hani hepsini sürenlerden aldım ama biri de böyle olunca canım istemedi yani, babam da boşuna alırsam istemedi de o zaman baba değil mi? Daha heveslenmedim. Adamların motoru değmez bu. Demişim sen üşüdün mü yükseğe? Titriyor gibi gördüm, sanki de korktum. Ben ne istiyorum, ben ne istiyorum? Şakacı. İyi la tam bura güzel, bakın. Biraz daha gir iki tane abinin yanına doğru, şöyle yuvarlak yapalım. Geçenkilerimizde şu karşıda arkadaşlar orada balık tutuyorduk. Kahvaltı yaptık, iyi oldu. Biraz daha gireyim bak. Kalan şu 4-5 günlük içinde bir daha boşluk var. Onu da değerlendirelim arkadaşlar. Böyle yerlerde iyi oluyor. Değişiklik oluyor bizlere de. Topla ayakları. Yok şöyle abin gibi topla aslan. Ama ben iki tane bardak getirdim. Çocuklara çay kansızlık yapıyor diye. İçerler zilsonun kapağı var. Kapağı var iki tane canım. O, ben onu da pek sevmiyorum. Cam şey getiriyorlar düğünde arkadaşlar. Plastik bardak veya şey bardak getiriyor. Kağıt bardak. Hiç hoşuma gitmiyor. Ben sevmiyorum. Herkesin şey farklı ya. Mesela sen büyük bardakla da sevmiyorsun çayı. Benimki ufak bardak normal olacak. Yani bazıları işte düğün şeysi de yıkanmaz şeysi olmasın. Hani için çöpe atalım gitsin diye öyle şey diyorlar yani. O yönden izliyorlar ama bizim de yani sürekli kalıcı olduğumuz için bir tane istedim yani düğünde. Baba. İnşallah parçan kanıdır. Şakadan anne. İyi ya tam içimlik olmuş. Zaten çok şeyde oldu mu o zaman ana, iyi olmuş. Güzel görünüyor ya. Annem de bu adamı da dedim. Kaşını ben alayım mı? Ah. Sen şeker. Şeker atmadığım için arkadaşlar çok demli oldu mu? Ama soğumasını biraz beklemelisiniz. Çünkü çok sıcak. Evet sıcak olma hani yine evde doldurulmuş gibi. Ben de. Burası da iyi mi iyi değil? Arkadaşlar biz kendimize piknik sandalyesidir, şeydir almaya da düşündük aslında bir ara. Bir baktık sonra geri vazgeçmedik de niye öyle oldu? Şeyde yoğdu biri satın tek kaldı. Şöyle kaldı. Çocuklar şunlar size ama biraz sonra içeceksiniz. Çok sana alayım o da şey setiymiş arkadaşlar. Kamp setiymiş. Kamp yapıyor muydu? Çadırda. Çadırda kalmak içinmiş. O da bizde şey seti belli. O ne sahneler seti belli. Sıcak bebeğim. Soğusun da öyle için paşalar. Nasıl oluyor anne? İki tane nasıl oluyor? İki bardak çıkıyor annem. Kapağı var bir de üst kapağı var. Şey der mi ki soğur mu öyle açık duruncudan? Soğumaz da. Soğur. Ama şu zaten bak. Şu koruyan. Ha. Olmasa da oluyor. Sabah ya. Niye kayar? Arkadaşlar yabancı gibi konuşma ya. Kaçtı valla suyun içine koydum. İşte herhangi bir saat. Saat 10 diyelim mesela. Gel akşamüstü 3'e kadar soğumadı. Döktüm hala kaynar suydu içi. Ha. Soğumuyor yani. İyiymiştim çok sevdim. Valla çok sevdim. Şöyle şekerimizi de getirdim. Şey ya soğuk mazara bunlar. Bakma hemen ahıl olur. Askerdeyken bunu şeyden içerdik arkadaşlar. Şeyden. Demir bardaklar. Biz de şeyden içerdik. Adamın ağzı dişine mi yanıyordu daha diline ya valla. Pilenler var mı arkadaşlar? İçenler var mı orada? Askerlikle yapıp da abilerimiz var mı orada? O zaman arkadaşlar Victor'un devamında konuşuruz. Bize afiyet olsun. Ben de kekimden çay alacağım. Ayağı boş o değil mi? Ayağın bataryaya boşlu sen. Arkadaşlar biz eve doğru geldik. Bugün eve girmiyor. Görüyorsunuz. Ben bir malzemelerimizi koydum geldim. Şöyle. Babalı oğlu tur yapıyorlarmış. Bisiklet turu. Hasan onun altına minderine koysaydın. Bacağı ağrır yazdık. Kıç ağrır. Ooo keyifler gıcır. Depreje basın. Ne kolay oldu. Evet arkadaşlar biz nereye geldik? Ablamın evine doğru geldik arkadaşlar. Bugün gezen ayak gibi hiç yerimizde durmadık. Selamünaleyküm arkadaşlar. Cansu'nun kanalına hoş geldiniz. Sen de hoş geldin kanalımıza tekrardan. Arkadaşlar çekirdekleri koyduk. Leyliş bulaşıkları yıkadı. Çay da hazır. Şimdi çay içeceğiz.
Eniştemin şu icatına baktık neymişti. O da kahve makinesiymiş. Kahve makinesi. Acaba de böyle eğilmiş neyden ki diye düşündüm. Şuraya koyuyor. Küçücük yeri. Evet. Allah Allah. İki kişilik. Bazen iki bardaklık, bazen bir bardaklık. He. Ya isteyen göre. Buradan da suyunu koyuyor. Aynı kettle gibi neydi? Şuraya basıyor, ışığı sönene de yapıyor. Tek kişi içerisinde şu tarafa basıyor, üç kişi içerisinde buraya. Bastığın ikisini de kopuk güzel açıyor. Kendi özel bardağın var yoksa sıradan bardak yok, koyuyorsunuz? Yok, sıradan bardak. He. İyi valla. Bak, fincanın tam geliyor. Doğru. Şey oluyor ya arkadaşlar, genelde yurt dışında kalanlar çok kahve içiyor gibime geliyor, ben bilmiyorum. Bizim buralarda aynen, öyle olmuyor. Aynen, bizimki çok. Sabah kal hani içiyor ya böyle direkt. Bir tane de ilkay yaptım, hatta çok güzel kokulu cenazemiş dedi, sevdi. Demek ki bu şey yapıyor bu içinden. Bu sütünü ben de severim. Türk şeyden, Nescafe'den daha iyi bu. He. Çok kopuk oluyor ama tadı güzel. Şey mi, sade kahve mi yapıyor? Aman tabii. Sade. Ama çok güzel oluyor. Kokusu değişik. Yani nasıl çektirme belki güzel kokuyor. He, ya. Öğütüyor belki değişik de içinde yaparken. Ya da ne bileyim artık nasıl yapıyorsa. Ya da o süzme ya. He. Normal kalpe iyi kalpe ama süzerek içiliyor işte. He. İşte. Doğru. Arkadaşlar ablam yeni mobilyalar almış. Sizlere onu göstereceğim. Biz bir ara seninle mobilyacıya gittik ya, yazmışlar. İnsan mı kandırıyorsun, sana aldığınız mobilya diye. Hemen bakınca alıp verir bir insan mesela. Bir hemen getirip de koyacaklar. Yani cep diye alınır mı arkadaşlar? Yani insan bakar, beğenir. Yani perde getirmeye gideceğim, şeye gideceğim, ölçtürürüm ama hemen yarın getirip de takmaya halim yok. Yani. Bir de bir hafta sürer. Bir hafta da geçiyor. Şu ara pek yoğunlar ya öyle şeylerde. Yani. Kime o gideceksin abla perdeci? Valla Zübeyde ablanın iki tane tanıdığı varmış. Aksaray'da. Aksaray'a gideceğim. Aynen. Bilindik oldu daha iyi. Biz evlerimiz diktirdik, hiç bilinmedik insana yaptırdık. O da normalde hava bir tane oraya diktirdi ama ben elim demişler her tarafa diktirdim. Yaptır. Her tarafa karsan basın. Aynen bas. Öyle. Şimdi orayı yap, orayı yaptırmasam olmayacak. En mantıklısı. Her şeyim kaldı yani şimdi acil olarak. Nasıl güneşlik fon şey diyeyim, tül diyeyim yaptıracaksın? Fon perde de alacaksın mı üstlerine? Fon alacağım. Bir oturma odan al fonu. Fonu bir oraya yaptıracağım, öbür taraflara normal kalın ama şey başta başa diktireceğim. Öyle şey değil. Fon gibi değil. Nasıl ya? Yine oraya yurt dışına götürdüğün gibi mi olacak? He. Çekeceğim ama her tarafı kapatacak. Ben karanlık severim ya. He. Yatak odam iki. Şu küçük odanın ikinde fonunu yaptıracağım. He. İki tane yatak odasının ikinde normal şey yaptıracağım. Normal güneşlik tül perde olaraktan. Güneşlik. He. Öyle ama iyi oluyor. Ama güneşlik de beyaz güneşlik istemiyorum. Normal üstünde fon istiyorum, kapatacağım. Karanlık olacak. Mantıklı. Siz karanlık seviyorsanız öyle daha iyi. Beyaz güneşli istemiyorum. Zaten sizin buraya yatan uyanamıyor o yüzden. Kızım yatabildiği odaları bulattım. Yatakları bulattım. Yattık da arkadaşlar bir zaman burada yattık da tövbe estağfurullah ne sabah olduğunu bilebildik. Uyanıyorum yine karanlık. Yat Cansu diyorum. Yat babam yat. Nereye kadar yatacaksın sen? Öyle. Bu nefe bayağı yakmadı yatağını. Biraz yardımsadı. Ama sabah 9'a kadar uyanmadı. Ha, rahatlığını gördü. Aynen. Çocuk diyor koltuğum bir şey taslağı yürüdü. Öyle sizin yatağı birleştirseniz iyi olmaz mı ki? Ben şimdi mi dalil oldu mu ruhum sıkılıyor. İlla ki ben tarafım boş kalacağım. He, sen o tarafa yat. O taraf da boş. Düşmez ki. İnşallah. Ana eve sokun Ömer nasıl düştü? Gecenin saat 3'ü Hasan düğünden gelmiş. Ben uyuyordum. Çocuklar yatırdım ondan sonra. Normalde ben ortaya battaniye ya da bir şeyler seriyorum. Düşünce oraya düşsünler diye. Ana düşmüş bir kalktık bağırışaraktan yüksel bağırdı. Baba koşun düştü diye uyuttu, o da uyanmış. Bağırdık. Nasıl bunundan ne kan akmış ya, şuralardan. Bıktım ya. Nasıl düştüm ben ya diyorum. Bıktım bu yataktan diyor. Ben çıkardım. Epey 8 senedir yalnız yatar. Bazası var orada. He, alışık o zaman. Düşmez. Alışık. Normalde ben küçük odaya kuracağım da şimdi dedim karanlık. Uyanır, ağlar, aynen, suzlar, müşer, müşer. Gözünün önünde oldu daha iyi. Boş bir. Aynen. Uyanırsa da bakan. Nabos gelirse ya da bir çiş sadece yaparsa. Nabos çişim işe kalmazsa sadece bazen geceler uyanabiliyor. Bazen rahatsızlara veriyor. Doğru. Çocuk oluyor, her şey oluyor çocuk kısmına. Hadi çek kutularımız o zaman. Hadi bakalım ben gideyim içeri sizlere bir göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar burada biraz önce Efe uğraşıyordu. O yüzden o yastığı neydi oraya koymuş. Normalde bunlar ablamın oturma odasındaydı. Misafir odasındaydı yani. Bunlar buraya almışlar. Bunlar da pek eskili yok ama model olaraktan eski olduğunu düşündükleri için çıkarttılar. Şöyle şurası girişi. Kopuş var mı ki şurada? Çıkartmışlar. Şöyle arkadaşlar burası ilk giriş bölümü. Sonra şöyle girince bu şey olsun. Rukiye ablamın ev turu olsun. Şu karşı iki oda arkadaşlar yatak odaları. Bir taraf kızların odası, bir taraf ablamgilin odası. Şöyle. O
koltukların şeyini de bu tarafa koymuşlar arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Yine buraları yeni düzenliyorlar. Koltuklar normalde arkadaşlar büyük odadaydı, söylediğim gibi. Bunları yenisini aldıktan sonra bu tarafa çıkarttılar. Bence çok mantıklı olmuş. Burada ben yatıyordum. Çok ben misafir de... gelince bu tarafa onlar oturur mesela. Bayanlar gelirse bu tarafa, erkekler gelirse o tarafa. Bu beni dövüyor vallahi. Buradan selamun aleyküm arkadaşlar. Gündüzki videomuzun devamı aslında bu. Ha öyle mi? Hepiniz öyle. Hayırlı akşamlar. Buraya geldik, bir daha olsun ya. Selam olsun dedi. Canım. Rabbimizin selamı. Allah'ın selamı. Onlara aleyküm selam yazsın. Elleri korunacak değildi değil mi? Tabii. Kötü bir şey. Ben de merak ettim. Bahacım. Ablam gibi koltuklarını buraya koymuşlar mesela. Öyle mi? Ha. Çok misafir geldiğinde çok mantıklı mesela bu taraf değil mi? Bayanlar buraya oturur, erkekler oraya. Yok, kundeleri kullanmıyor. Burayı yapsınlar. Kundeleri. Balkona oturuyorlar şu an. Evet arkadaşlar, burayı yeni aldıkları yerler. Çok güzel. Arkadaşlar ben orada videoya baktım, ablam gözüme. Bana biraz böyle basit bir yada mı ablam da diyoruz. Yo yo, çok güzel. Hele şu ayak detaylar neydi? O çok güzel. Farklı şu koltuklar. Renkleri farklı olur birbirinden bu takımların. Allah kimin Allah. Evine bakarsan bak. Biri bu farklı oluyor. Hı hı. Biri birinden açık renk olur her zaman. Ya da biri birinden koyu. Bizimki de aynı evimizdeki. Biri birinden koyu kahverengi. Tabii canım. Bizim kahve eskiler aynı. Gidelim bakalım. Bakalım. 8 yıllık koltuklar mı arkadaşlar? Biri birinden renk. Annem gelin koltuğu da aynı. Aslında pembeler var ya oturma odasında. Şu çok koyu, şu açık mesela. Aa, ne yapmışlar? Ne yapmışlar? Senin dedin. Koltuğu mu almışlar? Hadi onu balkonu götür de beraber yiyin abin gibi. Koş. Tamam, koş. Öpmediğin neden bitiyor? Arkadaşlar bizlere de yorumlarda yazmışsınız. Siz de o eski koltukları ne zaman değiştireceksiniz? Yeni eve niye iyi bir koltuk alıp da çıkartmadın diye yazmışsınız da. Arkadaşlar hani bir laf var ya, ayağını yorganla böyle uzat diye. Aynı o hesap. Niye bizim eski değil ki? Eski değil de bir de hani şey demişler. Ya model tamam, model de bunu işte. Bu sene alın tamam mı? Bu model bu sene çıkar şurası veya şu süsü. Seneye başkası çıkar. Seneye başkası çıkar, bunu sene de değiştirelim ki bu 1 liralık 2 liralık malzeme olsa da bunu şeye uysan yani. Halını yiyem olsa tamam dinleyelim ama oturma grubu, yatak odası bunlar şu anda pahalı şeyler. Biz mesela yatak odamızı da hiç değiştirmedik, sadece başlık aldık. Onu olmayanlar bile var yani, o koltuğu olmayanlar bile var. Adamın ta eskiler, bizimki karanlık çıkıyor. Rahat da, öyle eski modeli değil. Ayaklarına hayran oldum mesela, buna süpürgeye girer istediği gibi temizler. Bizimkiler, ben hiç o elektrikli oturma odama gönderemiyorum arkadaşlar. Aksaray'daki eve ne az borsa arkadaşlar, ilerleyen zamanlarda taşınacağımız uzak orayı. İlla sıfır olacak. Uyguna getirirsek buradaki evime de alırım. Rabbim nasip ederse tabii koltuk tamam. Burada alamaz. Burada kalır da. Yine de diyorum canım. Şimdi güzel ya koltuk güzel. Orada dükkan olarak ben şey demedim videomda. Böyle basmış hani böyle ikinci elci ne kadar şey yazmışlar. Dükkan hangi ikinci elden mi aldın yoksa şey bahalı mı aldın? Spot çürümüşler. Işıl ışıl ışıl. Orası spot çürümüdür. Adam oraya çekmiş ama hani hiç kim mesela Gulaş'ta gittiğimiz yerler aldı. Onlar iyi son model. Döşüme yapmışlar. Yerler güzel yani, hoş duruyor burada. Mobilya siz biraz gözle alıcı olmalı. O adam da hani spot çürüyor diyor. O zaman tamam, o dükkandan dolayı öyle. Kapıdan da bir akşama götürün. Benim aldığım aldığı bir sıfır. Paketinde yine açtığını biliyorum. Ya şimdi nasıl söyle ulan. Yok spot da alabilir ya. Adamın durumu. Spotçular kalıyor mu? Elinde kalmıyor. Alıyor. Değil mi? Kod da alamıyor. Mayrı da yani ilk defa yer düzüm. İkinci ölen mi aldın? Spottan aldın. En iyisi. Ben mesela şeyi annem bile aldım. Yatak takımını adam almış. Bir sene bile durmuş. Yatmamışlar. Yurt dışındayım canım. Ona bakma. Öyle bir şey denk gelebilir de. Onu ben almasalım. Yurt spotçuya satacaklar. Spotçudan da mı satacaklar? Benim borçlar çok gelişini evi tamamen kaparıyor. Şimdi daha da bir açıldı. Renk olarak da boyuyordu. Ben açmış. Evi yok. Şu renk mesela açıldı. Açıldı yarın. Onlar da daha da sıra perdeli. Daha da zorlar. Ne kadar ölçecek mi? Kendileri mi ölçecek? Ölçeceğim sen. Biz ölçtük de gittik. Hasan ölçsün gitmeden. Hasan ölçsün hadi. Şurayı ölçecek gitmeden mesela. Ölçelim. Hepsini ölçelim. Üstünün yaptırsından burayı zaten iki parça keserler. Bütün olmaz da iki keserler şurayı. Burayı ortadan ikiye bölerler. Çünkü bütün yapmazlar. Şey makine yapmaz ya. Sor olmasın diye bütün yapmazlar. Bir de şey de pek taşımıyor bazen. Yukarılarda taşımıyor diye diyorlar ya. Ya da arkadaşlar yani makineye girerken sıkıntı olmasın. Makine için şey diyorum. Ben yoksa taşımayı yine aynı şey der. Sor sıkıntı olmaz da. Aynı şey taşıyacak da. Hani Efe'nin telefonu taşıyacak. Bu da buna olmuş. Şöyle olmuş. Ömer şu siyah şeyi de getir aşkım, şu onu bak. Böyle otursunlar, İnşallah. Allah'ım isteyen herkese nasip olsun. He o demire. Demire bak, demire. Çok güzel değil mi Ömer? Bak demire de var.
böyle. Örün de aşkım. Normalde bu çeşit bir şişliyle alacakmışmış. Şuralar düğmeli de. O da hey. Köy gününe biraz zor bir meziyet. Sevdi ama benim renk olarak en çok hoşuma giden gri. Bunun grisi olsa ben grisini aldım. Ben griyi çok seviyorum. Ama güzel, bu da renk de güzel. Ama gri bir hayal hoş duruyor. İşte kamera nasıl çekebiliyorum renk olarak da. Aynen. Karan yastıklarına baksa da tam test şeyi yapmışlar. Abi dingildi. Böyle işte arkadaşlar. O zaman biz de videomuza kapanış yapalım. Ben bir de yatak şeylerine bakacağım çocukların yataklarına. Bakabilirim. He. Oralar benim şey almayacağım videoma. O zaman canlar Allah'a emanet olun. Ben kesin sen. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda yine görüşürüz. Görüşmek üzere.